Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Hellblade'in incelemesine bakacağız. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben aslında bir tane video çektim 20 dakikalık ama 20 dakika boyunca hiçbir aksiyona vesaire girmedim. Oyunda yani dümdüz yürüdüm, biraz hikayeden bahsetti falan filan. Bu yüzden ben hemen hikayeyi kısa bir özet geçeceğim. Sonra size aksiyonu göstereceğim. Sonra videoyu kapatacağım. Hemen hikayeyi anlatıyorum. Bizim sanırım bir erkek arkadaşımız veya kardeşimiz tarzı biri var ve bu ölmüş. Biz de işte onu kurtarmaya çalışıyoruz. İşte ne bileyim bu Loki'den vesaire bahsetti şey. Hangi mitolojiyi tam hatırlamıyorum. İşte şimdi cennet veya cehennemden birine o ölüler diyarına girmeye çalışıyoruz. Olay bu. Şimdi ilk aksiyondayım. Hemen size ilk aksiyonu izleteceğim. Büyük ihtimal şu an damage yiyeceğim. Geç durdurdum biraz. Önce bakalım bir kontrollere. Hızlı saldırı için X, ağır saldırı için Y, yakın dövüş saldırı için B, engelle RB, kaçın A. Okey. Hemen giriyorum. Damage'ımı yemem inşallah. Bakalım. Yedim. Yine damage yedik. Bir tane ağır saldırı yapalım. Yanlış ya. Güzel. Öldü. Aynısından bir tane daha geldi. Aksiyonu iyi duruyor. Bayağı iyi duruyor aksiyonu. O da öldü. Şu an titremeyi alıyor musunuz? Koldaki bilmiyorum ama alıyorsanız kusura bakmayın. Bu arada efektler bayağı kaliteli. Zaten görselliği de çok iyi oyunun da. Allah. Bunlara vuramıyorum. Şu an ölüyor gibi bir şeyiz bu arada. Biraz farklı bir giriş oldu ama videoya. Sanırım öldük. Ölü birini kurtarmak için geldik ve öldük. Pek hoş olmadı bu. Arkadaki de biziz. Oyun bayağı iyi duruyor bu arada. Oyunun seslendirmesi, aksiyonu, grafikleri, görünüşü, her şeyi çok iyi. Bu kapı da size dediğim gibi o Ölüler Diyarında gerçek dünya arasındaki kapı şeyi yeri ayıran kapı bu. Burayı açmaya çalışıyordum. Yani çok kaliteli duruyor oyun. Bunun serisini yapmak isterim. Ama bence oynanmalı ya, çok iyi duruyor. The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. Dillian aradığımız kişi bu arada. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. Ama söyleyeyim, sinematikleri bir tık uzun.
demiştim size bir video çektim diye. 20 dakikalıktı. Yani 20 dakika 15 dakikası falan sinematikti. O yüzden dedim ki aksiyona kadar geleyim. Öyle bir video çekeyim. Çünkü sonuçta inceleme videosu olacak. Bu gameplay olmayacak. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate. Helheim Thor'da da vardı sanırım İskandinav'dan. The god of fire, Surt, and the god of illusion, Valravn. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. Şu ikisini öldürüp kapıyı öyle açacakmışız. Ateş mi yoksa diğeri mi? Buraya geldik. Bununla başlayalım. Valravn, ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Bu iki tanrıyı bilmiyorum bu arada ama yani Loki falan demişti. İskandinav'dandır büyük ihtimalle oyun. Mitte İskandinav biliyordur. Helheim de İskandinav'dan olması lazım çünkü. Hel de İskandinav'dı sanırım. Acaba yol çok uzun mu gideceğimiz yol? Çünkü bu videonun uzun olmasını istemiyorum. İnceleme videosu olduğu için. Birazcık grafikleri gösterim olmazsa öyle görüşlerimi söyleyip videoyu kapatırız. Eğer savaşacağımız yere gelemezsek. Ben ne yapıyorum ya, niye buradan gittim? Dalmışım, grafikler bayağı iyi gözüküyor. Yani bilgisayarda bu oyunu en yüksek ayarlarda oynamak yani çok iyi bir deneyim olur büyük ihtimalle. Bu arada oyunu Game Pass'ten oynuyorum. Bilgisayar Game Pass'inde de olduğunu düşünüyorum ama tam olarak emin değilim, bakmadım. Oynamayı düşünenler olursa bakabilirler. Sanırım bizim savaşa uzunlaşmamız bir tık sürecek ya. Veya geldik mi? Geldik gibi. Kapı açılıyor mu böyle? Hayır. Bir şey mi bulmamızı istiyor ki acaba? Şu ne? The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice. And the first giant was born and was named. The ice continued to drip. Evet, the power of the void gave life to it. Bu arada karakter tasarımı harika olmuş ya. The fire giant has answered. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Seslendirmeler de çok iyi abi. Oyuna bayıldım yani. İlk yarım saatinde falanım. Harika gerçekten. İyi bir şey bekliyordum ama bu kadar beklemiyordum. She found the wretched old fool on her way back from the wilds. An outcast. He was badly burnt all over.
not long for this world. Like her. Nereden gidelim? Hadi buradan. The Northmen. Geldik bir kapıya. Allah. Ya öyle gelinir mi? Ellerim karışıyor bu arada ya. Assassin's Creed'in aksiyonuna biraz alışmışım. Tam son komboya atıyorum. Ama aksiyonu bayağı iyi, vuruş hissi falan. Bir daha gözledik. Gel. Güzel ya. Bakar mısınız? Çok böyle oturuyor kılıcın darbeleri cidden. Gel. Sanırım genelde böyle teki tek savaşlardan ilerleyecek o. Kamera açısına falan bakınca bir. Oyun biraz psikopatça ama ya. Yes, I heard their screams, and I still hear them now. Açamadık kapıyı. Şimdi o iki H ve Y tarzı harf gördünüz ya arkadaşlar. Burayı da anlatayım. Sonra videomda son vereyim. Bakın soldaki H ve sağdaki Y tarzı bir şey bulacağız. Bunu başta bize yaptırdık. Kayalarda vesaire oluyor. Bunu bulduktan sonra kapı açılıyor. Umarım bir an önce bulurum. Onu bulunca kapı açılacak. Şurada olabilir mi acaba? Kayaların üstünde bir iz tarzı bir şey vardı ilk başta yaptırdığımda. Şöyle gitsem. Bence burada olacak. Burada bir yerde olacak gibi hissettim. Değil sanırım. Eğer çok uzun sürerse bulamazsam. Gerçi burada haş çıktı. Burada bir yerde mi aş? Şöyle bakalım ama yok gibi sanki ya. Bulmam çok uzun sürerse videoyu durdurup fikirlerimi söyleyip kapatırım da zaten fikirlerimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Yani bayıldım. Ama şu bulmaca tarzımız şey tık bulduk galiba. Bulamadık mı? Şunları takip et diyor. Bakalım. Nereye gidiyor? Şuraya gidiyor. Buraya geldik daha yeni ama. Bunlar bize yardımcı olacağını, takip etmemiz gerektiğini söyledi ama. Odaklan dedi şimdi. Bulduk. Evet. Bulmadık mı? Şu an hareket etmiyor. Bulmuş olmamız lazım. Aynı hareket etmiyordu sanki. Kendi fokuslamıştı ve buraya geldiğinde fokus dedi. Allah Allah. Aa haş işte. Tamam ya. Yarım saattir arıyorum. Gördünüz mü? Haşa benzeyen bir şey bulduk.
Şimdi yemsi bir şey bulacağız. Hemen onu da bulalım. Şunları ye. Bir tane daha böyle. Üstünde bir tane daha çıkıntı olacak ama. Şu olabilir mi? Takip etmemi söylüyor. Şu işaretleri. Aynı yerde dönüyorum ama. Gerçi şöyle bakınca şu ağaç falan şu olabilir mi? Bir türlü bulamadım ya. Şimdi onları takip etmemi istiyor. Neredesiniz? Görüntüler. Hemen şuraya bir fokuslayalım. Tamam. Takip edeceğim. Şu tarafa doğru gideceğiz bence. Birisi o taraftaysa diğeri de bu taraftadır. Bu işaretler bir gitti. Fark ettiniz mi onu? Yok şu an. Oldu Screams diyor ama şartlar yok oldu yani, neyi takip edeyim. Ama burada ya, içime doğuyor yani. İşaretler geri geldi. Bayağı ölü insan atmışlar buraya. Şu mu? Değil. Buraya yaklaştığımda bir ses geldi ama. Ne? Şurada bir ses geliyor. Yes. Şu mu abi? Abi seslere bakar mısınız Allah aşkına? Şimdi Screams deyip duruyor. Burada bir yerde olması lazım ama. Bakın hep burada. Ve bakın şuraya çevirince sesler geliyor, gördünüz mü? Bir zoom'dan bir çıkıp bakalım. Yine bulmam bayağı uzun sürdü ya, alt üstü. Kapının nasıl açıldığını gösterecektim size. Ama burada gerçekten şuraya dönünce sinirlerimi bozuyor şu ses. İnsanların bir acı çektiğini falan duymak. Burada bulamadım. Biraz şöyle ilerleyelim mi? Şu mu? Çok yaklaştık. Hadi bul artık. Hadi Seyit. Bunların hepsi olabilir bence de. Allah Allah, hangisi ya? Şu ağaç değil. Şurada bir şey var da. Bulamadım ya cidden ya. Şurada da. Burada bir yerde ama nerede? Allah Allah. Fox ne dedi şurada? Bulduk. Tamamdır. Şimdi mantığı anladınız. Şimdi kapıya baktığımda açılacak, aşağıda da yazdı zaten. Koşuyorum direkt.
Bakın. Gördüğünüz gibi kapı açıldı. Arkadaşlar burada videomuzu bitirelim. 20 dakika oldu. Bir inceleme için biraz uzun oldu sanırım. Kusura bakmayın ama hem aksiyonu göstermeye çalıştım, hem birazcık hikayeyi anlattım, hem de grafikleri vesaire görmenizi istedim. En sonunda o kapıyı açmam biraz uzun sürdü. Ama görmenizi istedim. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın ve tabii ki de klasik abone olmanızı ve like atmanızı bekliyorum. Bunlar benim için çok önemli. Sonuçta yeni bir kanalım ve desteklerinizi bekliyorum. Oyun hakkında da hemen küçük bir fikrimi söyleyeyim. Oyunu gayet beğendim ve yani kesinlikle oynanmasını düşünüyorum. Ben büyük ihtimal devam ederim. Ama seri halinde çekmem diye düşünüyorum gameplay videolarını. Çünkü yani çok fazla sinematik var ve sinematikler uzun. Bu da biraz sıkıcı olabileceğini düşünüyorum. Fikirlerim bu kadar. Herkese izlediği için tekrardan teşekkür ederim.